Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Altı çizili ile karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bu hafta karşımda Barış Arıkan var. Barış merhaba abi, nasılsın? İyiyim. Kalan sağ benim herhalde. Düzenli ben çıkıyorum bu ara. İkimiz devam ediyoruz abi bu hafta. Geçen hafta polemiklerin adamı oldun. Çağatay abiyle müthiş bir tartışma sürdürüp. Halkımız gerginliği seviyor ya. Müthiş bir tartışma sürdürüp çok da güzel bir sohbet ettik, muhabbet ettik ve ben büyük keyif almıştım. Zaten programda da söylemiştim bunu. Dediğin gibi halkımız seviyor. Dinlenme sayılarına da yansımış bu. Bu keyifli sohbetin bir karşılığının olması da mutluluk verdi açıkçası bana. Ya şöyle, ben de etraftaki çevremde dinleyenler ya da işte sağ olsun vakit ayırıp takip edenler genelde olumlu döndüler. Yani ufuk açıcı bir sohbet oldu. Zaten Çağatay abiyle biz sohbet etmek çok keyifli. Programın sonunda da söyledik. Yani ben Federer'e kötü bir tenisçi olduğunu söylemiyorum. O Nadal'ın. Yani ben Nadal'ı biraz daha beğeniyorum. O Federer'i daha çok beğeniyor. İkimiz de güzel bir şekilde saygılı, biraz şakalaşarak bunu neden düşündüğümüzü anlattık. İnsanlar bunu değerlendirebilirler. Bana ağır ithamlarda da bulunan takipçilerimiz oldu. Hepsi başımız gözümüne. Sen yine tüm beyefendiliğinle karşılığını verdin. Seyircilerimizin yorumları başım üstüne her türlü. Müşteri her zaman haklıdır diyorsun. İstedikleri yorum yapabilirler. Bu arada geçmiş olsun, Ankara çok ciddi son bir haftadır doğal afetlerle boğuşuyor. Yağmur vesaire. Umarım vallahi görünen Amazon çok gibi sıkıntılar ya. Yaşanmış ama. Ya benim evim nispeten yukarıda. Ben Yıldız'da oturuyorum. Onun için yani sel suları bizim oradan aşağı ilçelere gidiyor. Aşağı semtlere gidiyor. Ama yani ben gerçekten böyle bir şey görmedim. Amazon gibi yani. Böyle Brezilya Ligi'nde falan ya da Brezilya'daki Dünya Kupası'nda böyle bir anda bir yağmur bastırırdı. Sadece su böyle. Hani tabiri caizse değil. Hakikaten bardaktan boşalırcasına bir yağmur. Resmen musluk açılmış gibi tepeden. Çok fenaydı valla. Nasıl olacak bilmiyorum. Yaz gibi değil hala. Sıcak olduğunda böyle bunaltıcı da bir sıcak var. Yağdı mı da çok fena yağıyor. İnşallah en kısa zamanda normal alıştığımız bir yaz yaşarız. Umarım, yani ciddi sıkıntılar yaşanmış gibi görünüyor. Öyle takip ettik ama birkaç evet. Gün daha süreceği söyleniyordu. Bu arada Yozgat'ta bu Akdağ Madeni'nde falan çok acayip bir dolu yağmış. 50-60 santim dolu yağmış ki 50-60 santim dolu ne demek? Çok tuhaf işte, o hep iklim değişikliğiyle alakalı konuşmalar yapılıyor ya, bunu çok ciddi ciddi yaşamaya başladık herhalde son birkaç senedir. Geçen evet. Sene de çok acayip sel felaketleri yaşamıştık ama bu sene de ülkenin başkentinde böyle acayip bir sel baskını falan görünce insan bir tuhaf hissediyor. Zaten Ankara bu tip şeylerin en çok olacağı yer olarak beklemediğimiz bir yer. Evet evet. Yani hani başka taraflarda, Karadeniz'de falan olsa daha şey de, Ankara'da olması da ilginç. Neyse, meteorolojiyi uzmanlarına bırakalım. Yani sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim diyerek bir taraftan bu hafta konuşmak istediğimiz ana konuya yavaş yavaş geçiş yapalım. Malum lig bitti. Lig bittikten bu yana biz ufak ufak alternatif konuları konuşmaya çalışıyoruz birkaç haftadır. Tabii ki sadece futbol ligi değil. Bu akşam itibariyle en azından Türkiye'deki basketbol ligi de sona erdi. Efes karşısında Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Onun yanı sıra kadın futbolunda da şampiyon belli oldu. Beşiktaş oraya bir ambargosunu koymuştu birkaç sezondur. Ama o ambargo da kırıldı. Karagümrük'ü mağlup eden ALG Spor kadın futbolunda onlar da şampiyonluğunu ilan ettiler. Yavaş yavaş tabii ki bu sezonların bitmesiyle birlikte bizim de alternatif konulara bir kayma durumumuz oldu ki aslında özellikle futbol taraftarının iple çektiği transfer sezonu bir taraftan yaklaşıyor. Transfer sezonuyla birlikte yavaş yavaş takımlar yeni yaptığı ya da planladığı transferleri yapmaya başladılar. Bununla birlikte biz geçtiğimiz sezonun en azından çok büyük beklentilerle yapılmış ama o beklentileri sahada yansıtamayan transferlerle onları konuşarak bir başlayacağız. Sonrasında da konu genişleyerek devam edecek tabii ki ama. Mustafa benim... sen bir şunda şeyden bahsedin. Rıdvan satıldı galiba. Evet. Ben giden, Avrupa'ya giden, özellikle yani Avrupa Ligi şampiyonuna, şampiyonluk takımına gitti Rıdvan çok genç yaşında. Bu sözleşme konusuyla ilgili senin bilgin vardır. O konuda bir şeyler söyler misin? Bu uzatma olayı, federasyona bildirilmedi sözleşme falan diyor. Niye bildirilmez sözleşme? Nasıl bir beceriksizliktir? Nasıl böyle bir şey izin verilir? Ya bir yani... kere bu kesinlikle çok acayip şaşırılacak bir iş değil. Böyle acayip tuhaf, saçma sapan ya da işte beceriksizliklerle dolu aslında bizim futbol yöneticilerimiz. Ki Galatasaray'ın biliyorsun yani Dortmund'dan transferi yapıp son dakikada evrak yetiştirememesiyle sezonun geri kalanında oynatamadığı futbolcular falan var bizim geçmişimizde. Evet. Efsane de bu hafta sonu geri döndü zaten. Bakalım bu sene kimin sözleşmesini yetiştirdi. Değil mi? Dursun Özbek zamanında yaşanmıştı bu olay. Zaten bak, Galatasaray tarihi
tarihinde bir rezillik varsa yani ve zamanını hatırlamıyorsan son 10-15 yılda olduysa Dursun Özbek zamanında olma ihtimali %90 falan zaten. Abi bizdeki olay şöyle birazcık aslında bilgiler çarpıtarak aktarılmış gibi görünüyor. Benim edindiğim en azından bilgiler şöyle. Mustafa sen söylemeden şunu söyleyeyim. Genelde medyada geçen şu. Sözleşme yapıldı Ersin'le de Rıdvan'la da. Ama işte maaşlarına bir zam gelecekti. Onu da karşılamamak için işte birazcık daha geç ödeyelim ya da daha az ödeyelim diye beklediler. Sonra da bildiremediler. Geçerliğini yitirdi gibi bir şey var. Sen daha fazlasını biliyorsun. Ya benim bildiğim şu. En azından öğrenebildiğim kadarıyla bu sözleşmeler yapılmış. İkisiyle de ancak o dönemki limitleri aştığı için bu bir sonraki transfer dönemine ertelenmiş bu yapılan sözleşmeler. Hani bu limit ayarlaması konusunda bir sıkıntı yaşandı. Bir sonraki dönemde yürürlüğe konması istendiği zaman da hani şimdi şey deniliyor ya federasyona iletilmemiş bu sümen altı edilmiş gibi bir algı var ama öyle bir şey yok. Tabii ki federasyona iletilmiş ama o süre zarfında o sözleşmede imzası olan kulüp yetkililerinden birkaçı ayrılmış kulüpten ya da işte işinden ayrılmış neyse ve federasyon tarafından sözleşmenin geçerliliği kalmamış. Yani imzanın taraflarından bir kısmı artık kulüpte görev almadığı için sözleşmenin geçerliliği olmadığı için federasyon yürürlüğe koymamış bu sözleşmeleri. Kabul etmemiş daha doğrusu. Ve Rıdvan ve Ersin'in sözleşmeleri bir önceki sözleşmelerinin geçerliliği devam ediyor şu anda. O yüzden Rıdvan'ın da en azından Frankfurt'a transferi bu şekilde gerçekleşti. Onunla ilgili de rakamlar değişik. Bizim medya 6 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay olarak veriyor. Bild 3 milyon euro veriyor. Şunu diyeceğim, o dönemi hatırlıyorum. Haberlerin çıktığı dönem ben baktım. Aralık 2020. Yani bir önceki sezonun devre arasına yakın bir dönem. Beşiktaş'ın da limitte hatırlıyorsun. Sıkıntıları vardı. Cenk Tosun'u kaydetmek için Güven Yalçın'ı göndermişlerdi. Yerine de birini alamamışlardı. Cenk Tosun'a sakatlanınca hem Güven Yalçın'dan olmuşlardı yedek forvet hem de Cenk'ten de faydalanamamışlardı. Abubakar da sözleşme uzamasın diye oynamayınca forvetsiz Beşiktaş şampiyon olmuştu. Tam o dönem aslında mesela Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun lisans çıkartmak için birazcık şaibeli olduğu iddia edilen bir satışla Erencan Yardımcı'yı satmıştı. Yani sıkıntılı bir dönemdi anlıyorum. Ama yani kulüplerin de bunu becerebilmesi lazım. Böyle yetenekleri bu şekilde kaçırmaması lazım. Galatasaray'da Ozan Kabak'a çok daha fazlasına satabilecekken sözleşmeye koyduğu 7,5 milyon euro maddesi yüzünden elinden. Abi işte bak bunların hepsi tamamen plansızlıkla aslında bağdaşıyor. Çünkü kulüp de bu işleri takip edecek, bunları planlayacak, kısa, orta ve uzun vadeli bu planları yapılacak bir personel yok. Ya da bu sportif kararları verecek insan yok. Olmadığı için de bunların takibi, karar verilmesi ve bu kararların yürürlüğe gireceği noktada bir insanın ortaya çıkması mümkün olmuyor. Şimdi bu bahsettiğin dönemde Ersin 20 yaşında Beşiktaş'ın kalesi emanet edildi ona Sergen Yalçın tarafından ve yarım dönemde kaleyi korudu. Daha sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olduğu ve sezonu şampiyonlukla tamamladığı tüm sezon boyunca Ersin kaledeydi ve bunu başardığı zaman Ersin 20 yaşında. Belli ki bu adam bir sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde yine bu takımın kalecisi olacak ve değerlenecek yani bu çok belli. Ve bu adamı sen bir şekilde yurt dışına pazarlayabileceksin. Kendi altyapından yetiştirdiğin ve şampiyonluk kazanabildiğin bir futbolcu bu. Sen bir şekilde sözleşme yenilemişsin ve sorunlar yaşamışsın ve bu sözleşmeyi yürürlüğe sokamamışsın. Ama sonrasında bunun takibini yapmak, yeniden bu sözleşmeyi yürürlüğe sokabilecek bir formata sokmak, bunlar işte tamamen bu işin asıl profesyonelleriyle yapılmadığının bir göstergesi. Mustafa şöyle de bir şey var. Şimdi Galatasaray'da bir şey yaşadı. Bir yapılanmaya gideyim, biraz genç oyuncu alayım dediğin zaman en ufak başarısızlıkta alaşağı ediyorlar. Şimdi mesela Beşiktaş yönetiminin de önünde şöyle bir seçenek vardı anladığım kadarıyla. Takım şampiyonluğa gidiyor. Ya yedek bir forvet alacak. Çünkü almazsa diyecekler ki takım şampiyonluğa gidiyor. Fenerbahçe şunu aldı, Galatasaray şunu aldı. Sen bir Cenk Tosun'u bile getiremedin falan diyecekler. Ya onu getireceklerdi ya da Rıdvan ve Ersin'in sözleşmesini uzatacaklardı. Ama o gün Rıdvan'la Ersin'in sözleşmesini uzatsa Beşiktaş ki çok doğru bir hamle. Belki bugün 3'e sattıysa 7'ye satacaktı. 6'ya sattıysa 10'a satacaktı. Ersin'de de aynı şey. Ersin'de bir şekilde elden çıkaracaklar herhalde galiba. Tabii şimdi. Tabii. Yani 3'e satacaksa 10'a satacak. Ama işte onu yapsa ve Beşiktaş o sene bir şekilde şampiyonluğu kaçırsa bir şey olsa herkes yönetime kimse o sözleşme uzatmayı hatırlamayacak. Diyecek. Devre arası işte Fenerbahçe şunları aldı. Sen bir tane yedek forvet alamadın. Abubakar oynamadı. Şampiyonluk gitti. Ya da işte Sergen zar zor kazandı. Sen başkan mısın? Sen yönetim misin? Diyecekti. Galatasaray'da da Dursun Özbek geri geldi. Dursun Özbek'in son dönem yaptığı rezil
kontratları insanlar iyi anıyorlar şimdi. Bu sene kurtulduk sonuncu kontratında. O rezil kontratları, Fegülleri, Belhandaları herkes unuttu. Herkes işte şampiyon olmuştu iki sene diye hatırlıyor. Ama sonra mesela Mustafa Cengiz döneminde ekonomik olarak bir dönem iyi adımlar atılmıştı. Kimse onları hatırlamıyor. Ya şimdi şu da var. Dediğin gibi o kadar günlük yaşıyoruz ki sen Cenk Tosun'u belki de sisteme sokmak için bu kontratları devre dışı bıraktın. O devre arasında. Sonrasında şampiyon olduktan sonra buradaki basiretsizlik, beceriksizlik o kadar halı altına süpürülüyor ki bu yönetim bu takımı şampiyon yaptı. İşte bak şimdi de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım kuruyoruz, bir kadro kuruyoruz da o aşkla diyeyim artık ya da o aptallıkla bütün yazı geçiriyorsun ki teknik direktörünü zaten ikna etmem bir ay, bir buçuk ay sürdü tekrar takımınla devam etmesi. O arada senin en fazla gelecek vadeden ya da değer gören iki futbolcunla yaptığın sözleşmeler gidiyor. Şimdi mecburen Rıdvan'la tabii ki şu anki görevde olan teknik direktörün sistemine belki de en fazla uyan futbolcularından bir tanesidir Rıdvan. Ve en değerli ve en fazla gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi dersin. Rıdvan'la vedalaşıyorsun. Büyük %99. Ersin'le de mecbur vedalaşmak zorunda kalacaksın. Muhtemelen bir de yabancı Ersin'le sınırı var. Var. Ya orada birazcık ellerini işte Mert rahatlatıyor. Mert Günok ve arkadan gelen Emre rahatlatıyor. Büyük ihtimal. Ersin'le de vedalaşılacak. Fransa'dan talip olduğu ve yani çok ciddi ve artık işte anlaşıp onun da gideceği konuşuluyor. Böyle beceriksizliklerle dediğin gibi tabii ki bu futbolcular gitmek istiyorsa gideceklerdi yine bu sezon. Ederini bulup satacaksın. Ama ederi bu değil. Senin beceriksizliğin yüzünden ucuza gidiyor. Aynen öyle. Senin yılki 10 milyona gitse hiç yok yani. Aynen öyle. Veya sözleşmesi 3-4 yıl varken sat, sıkıntı yok. Ama sen Rıdvan'ı satacaksın. Yerli sol bek işte Altay'la görüşüyorlarmış herhalde Kazımcan için. Yabancı sınırı da var. Adamlar da tabii sıkıntıdalar. İyi paraya satmak istiyorlar. Yerli oyuncu. 2 milyon euro istiyorlarmış. Şimdi sen diyelim 6'ya sattın. Bizim medyada yazan gibi. Sen zaten ondan daha kötüsünü 2'ye 3'e alabiliyorsun. Maalesef. Ya zaten sol bek bulamıyorsun. Geçtim Türkiye'yi. Dünyada eli ayağı düzgün bir sol bek bulmak çok zorken sen kendi altyapından yetiştirdiğin bir sol beki Paraç Miraç satıp yerine kanat bek bulmaya çalışacaksın. Sol bek bile değil aslında. Şu anki sisteme göre. Sezon boyu bu sistem oynanacaksa eğer. Yani hani Allah yardımcısı olsun denir ya. Allah yardımcısı olsun. Bundan sonra işte oradaki sportif direktöre de, teknik direktöre de, o kadrodaki teknik ekibe de. Aynı zamanda bu kadroda oynamak zorunda olan bütün futbolculara da yani böyle bir yönetimin altında çalışmaya devam edecekler. Şu iyi bir şey ama Beşiktaş'ın. Yani bir Türkiye'de altyapı eğitim almış bir oyuncuyu Eintracht Frankfurt tercih ediyorsa bu iyi bir şey. Yani Frankfurt sıradan bir oyuncu almaz. Transferlerin hemen hemen hepsi Avrupa'da transfer isabet yüzdesi çok yüksek bir takım. Zaten o kısıtlı bütçeyle satıp alıp o sayede başarılı oldular zaten. Onun için olumlu bir şey. Tabii ki. Yani tabii. Ya bu Beşiktaş için yıllar sonra değerini bulsaydı 10-12 milyon euroya gitseydi ya da 8 milyon 3 yıl sözleşmesi olsaydı da 6'ya gitseydi. Yani bir yıl kalmışken 6 veriyorlarsa piyasası 10-11 demek. Abi Beşiktaş'ın sadece şu bile çok değerli ve çok güzel bir şeydi yani. Kalesinde 20 yaşında bir altyapıdan yetişmiş Ersin Destanoğlu'yla şampiyon olmak bile çok değerli ve önemli bir şeydi. Bu herhangi bir Türk kulübü için de önemli bir şeydi. Bu Süper Lig'de mücadele eden herhangi bir kulüp için de çok değerli bir şeydi. Bunu başarıp ama buradaki başka beceriksizliklerle işin buralara gelmesi insanı çok üzüyor. Ve bu futbolcular çok zor şartlarda zaten buralara kadar geliyorlar. Şöyle söyleyeyim, Ümraniye'de A takımın içtiği bu Powerade şeyler var ya, bu mavi şişeler var ya, hani maçlarda görürüz. İşte Quaresma'nın alıp bir yudum alıp tükürüp sonra sahanın kenarına fırlattığı sular var ya. Bunu altyapı oyuncuları içmesin diye bunu kilitleyip odaların kilitlendiğini falan biliyoruz yani. Bu futbolcular, altyapı futbolcuları böyle şartlarda buralara geliyorlar. Çok zor şartlarda geliyorlar. Yıl boyunca sadece köfte ve pilav yiyerek, ana öğünlerini sadece bunu yiyerek buralara kadar geliyorlar. Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadıklarını da anlatmıştı zaten. O da anlattı, onu da gördük. Yani çok zor şartlarda sen bunu başarmışsın ki geçenlerde bir programda daha söylemiş. Yani kusura bakmasın kimse, hani sürekli tekrara geliyor ama Ahmet Nur Çebi'nin imzalayacaklarsa imzalasınlar, imzalamazlarsa annelerin evine gitsinler sözü falan, bunlar çok ağır sözler aslında bu futbolcular için. Gerçekten aslında bir adanmışlıkla bu işi yapıp buralara geliyorlar. Bir şekilde kendilerini geliştirmeye ve hani çok sevmem ama Beşiktaş'a ya da herhangi bir kulübe hizmet etmeye devam ediyorlar. Bu beceriksizliklerle birleşince işte bu işler insanın canını sıkıyor bir taraftan. Yoksa Ersin'in de Rıdvan'ın da bir şekilde değerini bulup gitmesi, tabii ki gitmek istemeleri de aynı zamanda en büyük hakları. Ama buradaki bu beceriksizler onların bu kulüp altında değerli
değerlerinin bir şekilde, en azından şöyle söyleyeyim, kendilerini bu kulüp çatısı altında değerli hissetmiş olmalarını görmek isterdik taraftar olarak. İşte. Mustafa Kapı gitti. Şimdi Bartu Elmaz gidiyor. Çocuklar oynamayacaklarını görüyorlar. Gidiyorlar. Ya buna yapacak bir şey yok. Neyse Mustafa, vallahi dertliyiz ya. Bu konuyu biz sabaha kadar konuşuruz ya. Kesinlikle öyle. Fenerbahçe'den de Ömer Faruk gitti. Şimdi Arda da inşallah bir an önce gider. Daha işte en büyük örneklerden bir tanesi Merih Demiral abi. Yani bu adam şu an İtalya'da bir şekilde kalbur üstü. Ya seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin. Tarzı çok farklı gelebilir ya da birazcık daha old school stoper gibi gelebilir ama bir şekilde kendini göstermeye, değer bul, değerlendirmeye başardı bu adam Merih Demiral. Ya bu adam niye gitti? Nasıl gitti? Fenerbahçe'de Serdar Aziz'i oynatan süre bulmadan gitti yani. Serdar Aziz'i oynatan takımlar ona şans vermediler. O şansı işte şey verdi, Sassuolo verdi. Bu kadar yani basit. Yani Merih Demiral'ın altyapıda gösterdiği performansa ya da gelişimini bir şekilde değerlendirmeyip ya da göremeyip oradan vazgeçip Bursa Spor'dan işte Galatasaray'a gelip Galatasaray üzerinden Fenerbahçe'ye gelen bir şekilde 8, 10, 5, 7 fark etmez milyon eurolar verip bonservisler verip hazırı almak daha kolay geliyor. Birazcık da buralarda bu geçişlerde çok eksiğimiz var. Ama dediğin gibi bu konularda çok dertliyiz. Konu sabaha kadar konuşabiliriz bir şekilde. Çünkü geçmişte de çok acayip örneklerimiz var. Şu an hatta da maalesef gördüğün üzere hala daha acayip acayip örnekler görebiliyoruz. Diyerek aslında bu sezonun bize hayal kırıklığı yaşatanlarına bir gelelim. Sonrasında geçmişe de döneceğiz. Şimdi bu sezon için yine Beşiktaş özelinden devam edelim. Hazır Beşiktaş'a başlamışken. Ben Pjanic'i ilk duyduğum anda birincisi çok şaşırmıştım. Ben de çok şaşırdım. Ne işi var dedim. Nasıl yani, mümkün değil. Ne geçen alaka? Sene 60 milyon euroya gitti. 60 mıydı 80 miydi, o bir takastı. Arthur'la da yani çok iyi paraydı. Bir sene sonra niye bıraksın Barcelona, yani oynatmasa da yedek orta saha olur diyordum. Adamlar 4'te 3'ünü falan maaşını verip yolladılar. Çok iyi. Şu da var. Ya tamam, Barcelona'nın tasarrufu bu sezonu Pjanic'i kullanmamaktı ve belli ki gönderecekti ya da kiralayacaktı. Çünkü çok ciddi maaş yükleri de var karşılayamadıkları. Ya son gün bir fırsat geldi. Onda bir ama sıkıntı yok. Artık transfer sezonunun tamamen bitmesi, hiçbir şekilde talep olmaması ve son gün Beşiktaş'ın bir şekilde devreye girmesi, ki Sergen Yalçın'ın transfer hikayesini anlattığında Tosic söylemiş. FaceTime yapmışlar Pjanic'le Sergen. Gelmek istiyor musun? İstiyorum. O zaman gel. Diyalog tamamen bu. Hani burada oynamak, buraya gelmek istiyor musun demiş. O da istiyorum. Buna bizim sistemimiz şöyle. Bizim şöyle bir oyunumuz var. Sen şöyle bir rol alacaksın. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Yok. Biliyorsun Gezal'ı da 2 dakika izleyip almıştı videosunu zaten. Ya muhakkak tabii ki o görüşmeler de olmuştur belki ama asıl Sergen'i etkileyen gerçekten burada oynamak isteyip istemediğiymiş. O da bunu belli etmiş. Ben orada oynamak istiyorum. Ya muhtemelen Pjanic'in de amacı şuydu herhalde. Ben buraya giderim. Burada banka oynarım. Şampiyonlar Ligi'de ve grupta işte bir asist yapsam, kendimi göstersem bir şekilde önümüzdeki sezon için zaten kendimi, adımı daha duyurabilirim. Piyasada bir şekilde ismim geçer olarak düşünmüştü. Son kontratımı yaparım demiştir. Aynen öyle. 32 yaşında. Şey de var zaten. Hani Süper Lig'in artık son dönemde bir şekilde buraya kiralık gelip burada istatistiklerini en azından parlatıp tekrar Avrupa'ya dönmek birazcık futbolcuların, elit seviyenin altına düşmüş futbolcuların bir yolu da oldu. Bunu değerlendirmek istedi muhtemelen ama flash bir giriş yapıp sonrası büyük bir hezeyan oldu. Ya şöyle, şimdi muhtemelen Pjanic demiştir ki ben yetenekli oyuncuyum. Ben Barcelona'nın orta saha oyuncusuyum. Ya Beşiktaş da şimdi muhtemelen ben oraya yeteneğim fazla gelir ama ben rahat ederim orada. Oradaki topçular benim yerime de koşarlar. Ben de iş bitiririm diye düşünmüştür. Zaten Sergen'in kafasını biliyorsun. Yetenekli olsun, ben onu oynatırım. Koşturur gerektiğinde diye düşünüyor. Yetenekli oyunculardan kurmaya çalışıyor. Kendi öyle olduğu için. Oysa ki futbol böyle bir oyun değil işte. Sporting Lisbon, Ajax gibi takımlar geldiler, paramparça ettiler, gittiler. Futbol mantığı şey oldu. Pjanic bu sene, ben hep söylüyorum. Pjanic Galatasaray'a gelseydi, Galatasaray'da da yetenek eksikliği vardı. Galatasaray'da çok iş yapardı Pjanic. Bir noktadan sonra tabii Türkiye Ligi'ndeki sıradan maçları, orta sıralarda Beşiktaş'ın işte Konferans Ligi'ne gitmesi için olan maçlara da ne kulüp motive edebildi Pjanic'i ne de Pjanic kendini motive edebildi. Hikaye kötü bitti tabii ki. De ya Sergen Yalçın zaten çok kötü baş. Hem sezon hazırlığından... Ya sözleşme dönemi sıkıntılıydı. Oradan gelemedi yani. Ya fazla yetki aldı belki de. Aslında şöyle bir durum vardı. Yani bence ya bu tamamen bu süreç ve sonrasındaki izlenimim bu. Ya Sergen Yalçın aslında şampiyon olduktan sonra devam etmek istemiyordu. Bitmişti yani Sergen için. Bence futbola dair her şeyi
geçen sezon başarıp bitirmişti. Kendi hayalindeki her şeyi bitirmiş. Sonrasında devam etmek ona çok zor geldi. Yani bu sözleşme sürecin uzaması herkes çok yönetime bağlıyor ama bir taraftan da Sergen Yalçın'ın aslında burada payı belki de yönetimden çok daha fazlaydı. Sonrasında ama genç zaten... bir hoca için de çok sağlıksız bir şey değil mi ya? Şampiyonlar ya... Ligi grubundasın. Mesela ilk 3 maçı kaybetti Beşiktaş'tan. 4. maç Sporting Lisbon deplasmanına çıkıyorsun. İlk maçta yanlış bir sistemle, yanlış bir taktikle çıkmış. Karşında da Avrupa futbolunun en parlak genç hocalarından biri var. Ruben Amorim var. Ya bir şey deneyeyim, bir ne yapayım, göreyim. Elimdeki kadro da fena değil. Bir şeyler deneyeyim diye düşünmez mi insan? Abi, Başakşehir bak sevdiğim bir hoca değil de Okan Buruk mesela. Başakşehirli. Çekebileceği en zor kurayı çekti. Manchester United, Leipzig, Paris Saint Germain çekti. Oyunuyla da iz bıraktı 2-3 tane maçta. İçeride de yakalamışken Manchester United'ı yendi yani. Başakşehir tarihin bir Manchester United galibiyeti var. Okan'ın kariyeri içinde yani bir taktik yaptı ve taktiği oynattığı oyun Manchester United gibi bir deve karşı işe yaradı. Yani bunu gösterdi Okan. Hem kendine hem insanlara. Böyle bir hırsı olmayan bir insanın büyük takımda hocalık yapması ilginç geliyor bana. İşte bak çok farklı iki karakterden bahsediyor. Bir taraftan muhteşem yeteneğiyle bütün kariyerini Türkiye'de inişli çıkışlı geçirmiş. Ya belki de şöyle söyleyeyim yani Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ve Trabzon kısmını ayırıyorum. Galatasaray'da geçirdiği dönemler dışında ve 100. yılda Beşiktaş'ta geçirdiği dönem dışında Sergen'in parlak hiçbir şeyi yok. Ama Okan Buruk'un karakterini düşün. Sergen'in yeteneğinin %1'iyle Inter yapabilmiş bir karakter. Ama işte çok bambaşka karakterler. Sergen için belki de tüm teknik direktörlük kariyerini şekillendirmesi ve sonunda ulaşmak istediği hedef buydu. Sergen Beşiktaş'tan, teknik direktörlükten ayrıldıktan sonraki ilk yaptığı şey Acun'la birlikte Survivor adasına gitmek. Düşün. Böyle iki farklı karakterden bahsediyoruz. Onunla birlikte işte sezona girmek çok hazır. Yani ya Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun ya. Yani zaten bir buçuk ayını harcamışsın hazırlığının. Piyaniç gelmiş zaten lig başlamış. Lig başladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne neredeyse işte yarım ay kaldıktan sonra bu transferi bitiriyorsun. Bütün kadro planlaman, oyunu şekillendirmen bilmem ve Süper Lig'de oynadığın geçen sezon ve bu sezon oynamaya çalıştığın oyunundan bambaşka bir şey oynaman gerekiyor orada. Onu da beceremedin zaten. Bunların hepsini ayarlaman çok zor. Maalesef bu da başarılamadık. Çünkü şöyle bir sorun vardı bence. Benim en temelde gördüğüm şey Piyaniç ve Gezal arasında saha içi liderlik konusunda çok büyük sıkıntı yaşandı. Gezal'ın geçen sezonki performansının çok altına düştüğünü görüyoruz zaten. Piyaniç varken. Piyaniç gittikten sonra Gezal'ın performansındaki değişimi de birazcık bence buna bağlayabiliriz. 32-33 yaşındaki Josef'e kaldı takımın bütün yükü. Herkes toplu oyunda iş yapan oyuncu. Top rakibe geçtiği zaman Beşiktaş'ın zayıf savunma oyuncuları önlerinde Josef. Onun dışında direnç koyacak, o topu alabilecek kimse yoktu. Şampiyonlar Ligi'ni geçtim Türkiye Ligi'nde bile sıkıntı yaşadı Beşiktaş bu hali. Yani Josef demişken bence beklentilerin dışında Beşiktaş'ın önceki sezondan tabii devam ediyor süregelen performansı ama yaptığı en iyi transfer olabilir son dönemlerde. Diyerek aslında sana şeyi soracağım. Piyaniç'i çok uzun konuştuk ama Piyaniç'ten başka bu sezon için sence hayal kırıklığı yaratan kimler vardı? Bence Mergin Berişe var. Ya. Fenerbahçe'nin santrfor pozisyonu biraz nasıl diyeyim lanetli gibi. Kime alsan olmuyor. İşte en iyisi Serdar Dursun oldu. O da işte yeteneksiz falan bulunuyor. Kesmiyor ama birazcık da büyük takıma öyle santrfor da lazım. İşte Giroud gibi biraz gösterişsiz ama takımı da rakip yarı sahaya taşıyor. Etrafındakiler rahat rahat gol atıyorlar. Etrafındakileri yıldızlaştırıyor. Serdar Dursun tuttu aslında. Ben 2-3 senedir alınmalı diyordum bizim yerli yabancı sınırda gelince bizim kulüpler için de. Bizim kulüplerimiz, taraftarımız 2. Bundesliga'yı beğenmiyorlar. Sanki bizim ligden çok kötüymüş gibi görüyorlar. İşte oranın gol kralı. Bizde de işte ilk yarı doğru düzgün oynamadı. İkinci yarı oynadı. Bayağı golü var. Yani bir 3-5 maç daha oynasa muhtemelen gol kralı olacaktı Serdar Dursun'da. Abi, neyse ben kötüyü söyleyeyim. Milli takımda da işte Uluslar Ligi'nde gösterdi yani. Evet. Milli takıma da faydası oldu. Milli takımın da öyle bir forvete ihtiyacı var. Gösterişsiz. Berisha'yı söyleyebilirim. Berisha, ya Salzburg'un santrfor'unun Türkiye Ligi'nde iş yapamaması. Fenerbahçe'nin de biraz şalkantılı dönemine geldi. Bir de bir ilişki koptu. İşte bizim genelde tutmayan transferlerimiz böyle. Beklenti yüksek olup da biraz hayal kırıklığı olunca ilişki kopuyor. Ben şimdi bunu konuşacağımız için biz ülkemize gelen pahalı transferlere baktım. Yani şöyle bir
piyasa da değişti. Şu an mesela 5 milyon euro iyi bir ücret. Kulüplerimiz veremiyor artık. Ama zamanında mesela Daniel Guiza'yı 14 milyon euroya almıştı Fenerbahçe. Verilebiliyordu o zamanlar. Yani algı olarak yüksek bedelle alınan oyuncuların hiç çoğu %90'ı beklenen katkıyı yapamamış. Hepsi hayal kırıklığı yarattı. Onu net söyleyebilirim. Genelde bizim yıldız olan kulüplerimizde iz bırakan oyuncular maliyeti nispeten mütevazı oyuncular. Onu söylemem lazım. Mesela en kötü transfer, geçmişe de gidelim istersen. Bu sezon için ben söyledim. Senin aklına gelen varsa sen de söyle. Ya benim aklıma gelen belki beklenti yönünden şöyle, çok büyük bir isim değil tabii ki. Galatasaray için belki de potansiyel bir isimdi ama Morata'nın ya da Morutsa'nın, nasıl telaffuz ediliyor tam buna Morutsa'mış, karar veremedik ülke olarak ama onun transfer süreci uzun süre beklendi. Başkanın da lütfetmesiyle transfer gerçekleşti ama bayağı büyük beklenti vardı. Ama sezonun geneline baktığında hiçbir şey alınamadı neredeyse. Ben mesela Morutsan için hayal kırıklığı demem. Çünkü maliyeti 3 milyon euroya aldın. Maaşı uygun. Bir de Morutsan ligin ilk yarısında çok katkı verdi. Onu ondan sonra Fatih Terim bir noktada yedeğe çekti. Yani şöyle, zaten Romanya liginden aldığın, 3,5 milyon euroya aldığın bir oyuncu. Yani karakteri de, hacı karakteri beklememek lazım. Bunlar tabii ki Romanya Türkiye'ye göre daha küçük bir ülke. Oradan Galatasaray gibi büyük bir kulübe gelmiş. Fena da oynamıyordu. Galatasaray'ın ilk yarı kazandığı maçların çoğunda Morutan'ın, bazılarının da Çıkaldağ'ın etkili oyunu vardı. Sonra kesince biraz orada kulübün de hatası var. Ben kızmıyorum. Hala da ümidimi kesmiş değilim. Galatasaray iyi bir hoca gelirse, oynadığı oyun belli olursa Galatasaray'ın, bence Morutsan'dan çok verim alır. Ha tutmazsa da işte maliyeti onun için söylüyorum. Ya Galatasaray 3,5-4 milyon euroya aldı zaten. Tutmazsa 2-3 milyon euroya herkese satar zaten. Ya o çok büyük bir hayal kırıklığı olmaz. Ama şimdi diye sayacağım, mesela Pjanic'e ciddi bir beklenti vardı. Ve zaten bu yıl için alınmıştı Pjanic. Yaşı da belli. Masrafı da bir yıl kiralık. Şimdi onda hayal kırıklığı yaşandı. Bence tam aynısı değil ikisi. Madem Piyan için ayarında bir şey arıyorsak, Batshuayi zaten hani tamam transfer edilmemişti, kiralık bir oyuncuydu ama kiralık olarak en azından transfer edilmiş bir oyuncuydu ama yani abi saç baş yoldurdu yani bütün sezon boyunca. Ya psikolojik ama yani zaten Beşiktaş taraftarının psikolojisini bozdu. Öyle, şu da var zaten, hani neden bu potansiyelinin karşılığını yıllardır veremiyor? Biz hep uzaktan izliyorduk ama bu sefer bu kadar yakından, ya bu kadar, ya bir santraforda şu vardır değil mi? Bunu biliriz. Bütün santraforlarda şunu anlatır. Top ayağıma geldiğinde benim kaleye bakmama gerek yok. Ben nerede olduğunu, top ayağıma nerede gelirse gelsin bilirim ve vururum bakmadan. Abi Batshuayi'de o yok. Yani o da öyle olduğunu zannederek vuruyor ama zannettiği yerde kale yok ya. Bu kadar plansız, bu kadar gelişine. İşte biraz bu kadar, psikolojik bu kadar. Onun sorunu ya. Onu Şenol Güneş olsa Batshuayi muhtemelen müthiş bir sezon geçirirdi mesela. Biraz o tarz babacan bir hoca ise, şimdi Önder Karaveli ile falan olmadı. Bir de bir noktada işte demin dediğim şey, taraftarla bağ koptu. O beklenti de çok yüksekti. Bitti o iş yani. Onun için çok ben kızamıyorum. Ben bir de Dortmund zamanından da bildiğim için Dortmund tutmak istemişti. Parası yetmemişti Dortmund'un. Düşün yani. O noktadan bu noktaya geldi. Şeyde Batshuayi ile de şöyle bir anekdot var. Vodafone'a da mağlup olduğumuz bir maçtan sonra soyunma odasına gelip bugün ne yemek var deyip böyle kulüp personeline şey yapıyor. Hani o kadar ya, o profesyonel, buradaki duygusal yoğunluğu şey yapacak bir durumda da değil tabii, kendince çıktı, işini yaptı, geri geldi. Takım mağlup olmuş, galip olmuş önemli değil onun için ama şimdi ne yiyeceğiz, hani yemekte ne var diye sorup böyle bir etrafındaki herkesin tepkisini ya da garip bakışlarına maruz kalmışlığı Beşiktaş falan da var. Beşiktaş camiasında Tolga Yarsan'ın dürümü de akıllarda tazeyken üstüne bir de... Tolga Yarsan'la aynı kefeye koyamayız değil mi? O zaten ben oynamayacağım deyip dürümü yemişti. Onunki daha farklı bir durum. Gerçi dürüm yememiş. Orada da bir şey var da, kanepe yemiş. Neyse. Abi şimdi buradan tamam, bu sezon için evet aklımıza gelenler bu isimler ama geçmiş sezondan sen zaten bir giriş yaptın. Aklımıza gelen böyle çok ciddi beklentilerle ya da büyük meblağlarla transfer edilip de beklentiyi karşılamayan ilk kim geliyor aklına? Evet, Guiza'yı saydın. Ben Guiza'yı şöyle... Guiza'nın şöyle bir durumu var. Yani İspanya Milli Takımı'nın yedek santrfordu, Avrupa Şampiyonu takımı. Ve geldiğinde de kaçırıyordu falan ama ben istatistiklerine baktım. İşte 12 gol atmış, 13 gol atmış. İşte bir gol attığı sezon var 2010-2011. Buca maçındaki golle şampiyonluk geldi. Yani katkısı var. Ben daha kötüsü olduğunu düşünüyorum Guiza'dan. O da Miloš Krasić. Abi yani Krasić. Ya Krasić'in transferi de şöyleydi. Ben o dönemi hatırlıyorum. Aykut Kocaman'ı severim biliyorsun. CSKA maçlarında onu çok beğendi muhtemelen. Ve almak istedi. Fener
Fenerbahçe'de o zaman işte 7 milyon 10 milyon veriyordu. Alamadı. Yani Miloš Krasić de o zaman Juventus şimdiki gibi değildi. İşte yeni dönmüştü Serie A'ya. 15 milyon euro yazıyor Transfermarkt'ta. Parayı bastı aldı. Ama orada fazla oynayamadı ve bir fırsat geldi Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin eline. Ama o senede yanılmıyorsam Fenerbahçe Dirk Kuyt'u almıştı zaten. Ya yani sağ kanada, forvetin sağında biri vardı ama böyle bir fırsat gelince yine almak istedi Aykut Hoca da, yönetimde. Bastılar parayı, aldılar. Ama yani 7 milyon euro verildi ama zaten hani CSK'da da iyi para alıyordu. Oradan Juventus'a gitti, iyi para aldı. Yani daha da yüksek paraya Fener'e geldi. Şimdi açıklanmadığı için bilmiyorum da muhtemelen 3 milyon euro civarı vardır maaşı. O zamanlar veriliyordu böyle paralarda oyunculara. Ve 4 yıl falan da sağlam da bir kontratı vardı. Yani onun için beklenti de yüksekti. Bir maç falan fena oynamadı ama ondan sonra hiçbir katkı vermedi. Abi yani, Kras için ben Şampiyonlar Ligi'nde CSK'dayken Beşiktaş'a karşı İnönü'de bir gol atmıştı. Bilmiyorum hatırlıyor musun da 2-1 yenilmiştik biz. Neredeyse sıfırdan bir tane gol atmıştı. Ben onu hatırlıyorum Krasić ismini ilk duyduğumda. Şöyle bir şey, tabii ki senin dediğin gibi böyle bir fırsatı bulduğunda ve bir şekilde CSK'dan sonra kendini Juventus'ta gösterememiş bir Krasić için iş yapabileceğini düşünüyorsun ama birazcık oyuncunun daha karakterine de bakmak lazım işte. O da var. Aynı zamanda Aykut Kocaman'la acaba bu iş olur mu? Tabii canım. Kayıt var önünde yani. Birazcık da onu düşünmek var. Yani evet. Orada görev adamı, bir asker, Kayıt varken Aykut Kocaman'la Krasić için hani o şeyin uyuşmasını düşünmek birazcık da ama tuhaf yani tabii. Krasić'te de sorun var. Yani bak Juventus, Fenerbahçe, ki Fenerbahçe o dönem işte Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan bir takım. Bir ligde Galatasaray'la çekişiyor. Galatasaray şampiyonluğunda gruptan çıkıyor, çeyrek final oynuyor. Bizim seviyemiz şimdikinin çok üstünde. Ve Fenerbahçe hatırlıyorum, parasını ödeyelim git diyordu. İşte Bastia'ya bir kiralık verebilmişlerdi. Sonra gidebildiği kulüp Lechia Gdansk oldu yani. Öyle böyle bir düşüş değil. Yokuş ya, aşağı. Futbolu bıraktı zaten ondan sonra. Burada sanki böyle magazinel acayip bir şeyler de yaşamıştı. Öyle bir şeyler hatırlıyorum ama tam net olay neydi onu da bilmiyorum. Kafasında bitirmiş muhtemelen. Yani o işte birazcık daha böyle bizim lige gelen oyuncuların sağlam durması lazım. Fizik olarak güçlü olması lazım bence. Tabii. Yani böyle inceci ama böyle birazcık daha savruk, sağ içi sağ dışı oyunculara fazla yönelmemek lazım. Zaten bir atımlık kurşunu var özellikle şimdi kulüplerin. Daha sağlam karakterlere gitmek lazım. Mesela Josef de Souza Beşiktaş için büyük bir risk değildi. Zaten ücretsiz almıştı ama Josef de Souza sağlam bir karakter. Hem de lider bir karakter. Beşiktaş şampiyonunda da belki en önemli oyuncuydu o sene. Yani bu tarz oyunculara yatırım yapılacaksa yapmak lazım. Biraz deneme yanılma yoluyla yapılmaması lazım. Benim aklıma başka gelen, biraz senin üzecek ama, Rodrigo Tabata var. De 10.5 numara Rodrigo Tabata. Ya Mustafa çok iyiydi Antep'te ama 8 milyon euro ne paraydı. Bir de Beşiktaş'ın yanlış hatırlamıyorsam o mevkiye hiç ihtiyacı yoktu. 10 numara mevkiine. Abi şöyle bir durum var. O sezon zaten Beşiktaş şampiyon olup sonrasında Şampiyonlar Ligi oynadığı sezondu. Evet. Şampiyonluğu zaten çok acayip saçma sapan bir kadroyla Beşiktaş kazandı ki Ertuğrul Sağlam'dan sonra Mustafa Denizli geldi. Kasım, Aralık gibiydi. Yerlerdeydi yani Beşiktaş. Mustafa Denizli geldi. Gelir gelmedi ilk basın toplantısını çok net hatırlıyorum. Bu takım şampiyon olacak dedi ki, takım böyle 7. sırada falandı yani ve çok kötü oynuyordu gerçekten. Çünkü kadro kalitesi çok kötüydü. Sonra devre arasında Fabian Ernst ve Yusuf transferiyle Beşiktaş gerçekten o sezonu hem şampiyon tamamladı hem de Türkiye Kupası'nı kazandı Fenerbahçe karşısında, ki işte Aragones'in Fenerbahçesi'ne karşı Türkiye Kupası'nı kazandı ki işte Bobo, Polosko falan 4-1 yenmiştik İzmir'de. Ben de İzmir'deydim yani, tribündeydim o maçta. Sonraki sezon Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Bir yatırım yapman gerekiyor ve Mustafa Denizli'nin şöyle bir söylemi vardı. Ben takımımda 10 numara değil 10.5 numara istiyorum. Yani ne istiyordu aslında? Dinamo bir orta saha, gidip gele bilen, yaratıcı ama aslında takım savunmasına da destek verebilecek bir 10 numara istiyorum demek istiyordu kendince. Bu tabii ki her ne kadar o zaman bu kadar büyük paralar verilebilse de Avrupa piyasasında böyle bir oyuncu bulamadılar ve en sonunda bir önceki sezon Gaziantep'te, yani bir Anadolu kulübü için çok ciddi katkı vermiş, bayağı sükseli de bir iş yapmış. Antep Tabata çok iyiydi o zaman ama. Şimdiki Başakşehir gibiydi. Tabii 8.5 milyon verildi yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? 8 net 8'di galiba. Net 8. Neyse ki aynı sezon Tabata ile birlikte İsmail'i de aldı. İsmail Köybaşı'yı da alarak ona da bir 4-5 falan verdik yanlış hatırlamıyorsam. Antep'i ihya edip. Aynen. İşte İbrahim Kızıl sonra nasıl orasını burasını dağıtarak
Antep'te dolaştı. Bu paralarla yani, bu paralar bir şekilde Antep'e verildi ve Tabata geldi. Tabii ki sonrası öyle olmadı maalesef. Şu önemli, hep onu diyorum. Bu yüksek bedel verildiği zaman oyuncudan beklenti de çok yükseliyor. O bir sorun yaratıyor. Mesela Mbaye Diagne. Ya 13 milyon euroya değil de 3 milyon euroya, 4 milyon euroya gelmiş olsa çok iyi bir transfer olarak anılacaktı bence. Hadi bonservisi geçtim, maaşı biraz daha makul olsa. Ama şimdi Mbaye Diagne gibi zaten dengesiz, karakter olarak da değişik, orijinal bir insana 13 milyon euro bonservis, yıllık 2,5 milyon euro maaştan 4 yıl kontrat, ıvırı zıvırı 25 milyon euro bağlanacak bir oyuncu değil. İşte Emmanuel Emenike de aynı şekilde. Bunu zaten 13'ü veren değil, Kasımpaşa gibi bedavaya ya da 1'e 2'ye alan olman lazım. Abi işte bak, yine en başa dönüyor. Bu sportif kararları alacak insan olmadığı için kulüpte ve bu kararlar başkan tarafından alındığı için son dakika yapılan bu işler bu meblağlara ve bu isimlerle yap. İşte Diagne transferin son günü yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam devre arasında. Tabii. Bir de bir önceki transfer döneminde bir santrafor alamama skandalı olduğu için zaten yani yakala buldukları birini aldılar. Aman biz aldık forvet, bizden çıktı demek. Bir taraftan da teknik direktörüm Fatih Terim, yani orada öyle bir psikolojik baskı var ki Fatih Terim senden bir santrafor istiyor ve sen yönetim olarak ona bir isim getirememişsin. Transfer sezonu boyunca, işte devre arası transfer sezonu tabii ki kısa ama sen belli değil mi? Zaten bir santrafor katkısı yapman gerektiği bu takıma. Ya yanlış hatırlamıyorsam zaten Galatasaray şampiyonlukla tamamladı o sezonu ama. Şampiyonlukla tamamladı zaten, 10 milyonda 13 oldu şampiyon olunca. Ama yani şöyle bir şey, şu lazım. Yani senin 13'ü aldığın adamı yani en az bir 9'u 10'a satabiliyor olman lazım zaten etinden sütünden faydalanıp. Ama sen aldığında adam 28 yaşında, 4-5 yıl kontrat vermişsin 2,5 milyon eurodan. Kim alsın da parasını versin? Yine West Brom falan kiralık aldı, biraz maaşından kurtulup 300-500 aldı Galatasaray. Bir de orada bayağı o futbolu da öğrendi. Ben başka örnekler de vermek istiyorum Mustafa. Bu yabancı sınırı da biraz sıkıntı yaratıyor bize, biliyorsun. Ve bizim başkanlarımız bir dönem böyle şov yapmayı Aziz Yıldırım da seviyordu, işte Yıldırım Demirören de. Mesela bir Mehmet Topuz olayı var. Ünal Aysal döneminde olan bir Tarık Çamdal olayı var. Mesela Tarık Çamdal olayı için ben o kadar çok kızamıyorum. Çünkü yabancı sınırı iyice azalmıştı o sene. Ve bir yerli sağ beke ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Yok yani, başka biri yok. 4,5-5 milyon euro dedi Eskişehirspor. Yani onun dışında verebileceğim biri yok. Yani abi zaten şimdi, Trabzon'dan herkesi almıştınız. Demek ki sağ bekleri yokmuş o dönem. Yok ama o 2 sene sonrasıydı o. Burak Yılmaz sonra gitmişti gerçi de. Ya 7 artı 4'e falan indirmişlerdi yine saçma sapan. Yabancı sınırı da çok neden oluyor da artık mazeret değil tabii. Bizimkiler şov yapmayı, para harcamayı çok seviyorlar biliyorsun. Yani kendini ispat edemiyor. Mesela sevmediğim tarz bir transfer ama şimdi Wesley Sneijder'i 7,5 milyon euroya transfer edip 3,5 milyon euro maaş nispeten verebilirsin. Çünkü yıldız bir oyuncu. Vereceği katkı 3 aşağı 5 yukarı belli. Real Madrid'de, Inter'de şampiyonluğu yaşamış. Yaşı da 28 falan. Ya bu oyuncuyu almanı biraz daha anlayabilirim ama şimdi Sneijder'e verdiğinle Mbaye Diagne'ye verdiğin aynı olmamalı. Ya Fenerbahçe Anelka'yı aldı. Ya oynatamadı fazla ama aldığından daha fazlaya sattı. Ben öyle transfer de sevmiyorum ama nispeten anlayabiliyorum. Gerçi onlara da çok kötü örnekler verebiliriz ya. Van Persie var. Mesut Özil var. Abi muhakkak tabii ki yani baktığın zaman o kadar çok örnek var ki. Ya Ortega'ya kadar gidebiliriz ki biraz daha gerisine gidelim. Bu arada özür dilerim. Belki de aynı sezondu. Frank de Boer örneği de var yani. Frank de Boer yine şeydi. Çok maliyetli olarak gelmemişti galiba. Sözleşmesi bitmişti. Fena bir maaş vermemişlerdir de. Ya bedava bir stoper lazımdı. Ayağı iyi. Aldılar. Tutmadı. Abi yani, ayağı kötü iyi bir transfer. Bir şey demiyorum. O zaman 34-35 yaşındaydı belki de. Ya bir de Frank de Boer'u alırsın. Frank de Boer'u alırsın. Yanına da böyle Dani Enku ya da Aurelien Jesus tarzı böyle oyun zekası düşük ama pırpır bir stoper alırsın. Birbirlerini tamamlarlar. Yani yanında Bülent Korkmaz, işte Sergio Almaguer falan oynuyordu yani. Çok komik. Gerçekten yani çok komik. Bile yani hiçbir oyun oynamaz o ikisi. Geriye çekilsen, geride beklesen de olmaz yani. Ya işte baktığın zaman o dönem için, hani oraya döndüğümüz için söylüyorum. Cunti böyle cuk oturmuş, hani hem isim olarak maliyeti tabii ki onun da çok azdı o zamana göre. Şimdiye göre baksam belki de hiçbir şeydi maliyet. Yapılmış en isabetli transferlerden biri olarak görünebilir. Fenerbahçe o dönem için har vurup harman savuruyordu ta ki Daum gelene kadar. Daum'un gelişiyle hem yabancı transferlerde bir işler rayına oturmuştu. Hem de gerçekten en o dönem için gelecek vadeden yerli oyuncuları da bir şekilde kadroya katarak üst üste koyarak bir 3-4 sezon geçirmeyi başardı.
kazanmışlardı. Ama oradan alıp bir şekilde ülkedeki saçma sapan refah artışıyla, şöyle söyleyeyim, en azından dövizin bir şekilde burada yatırım aracı olarak fazla bulunuşuyla diyeyim, oradaki o şımarıklığı çok saçma bir şekilde biz değerlendirdik aslında. Yayın ihalesi de çok farklıydı o zaman. Tabii ki, ama şöyle bir şey vardı yani. O yıllar aslında bunun farkında olup gerçekten mantıklı adımlar atılabilseydi, mantıklı işler, mantıklı yapılanmalar yapılabilseydi, gerçekten Türk futbolu şu anki işte o ilk ya da 5 büyük lige yaklaşabilecekti. Ama o dönem o kadar saçma sapan geçildi ki, oradaki o fırsat o kadar saçma sapan değerlendirildi ki, çok saçma sapan insanlar bu kulüpleri yönetti. Ya bir düzen kurulmadı, şov yapıldı, kurulmadı işte. Şov yapıldı, geçerli. Evet. Para vardı, işte bak, çok fazla Antep, para vardı ve o çok Antep fazla için, para saçma sapan yerlere kullanıldı. Antep maalesef, için diyorsun mesela. 12-13 milyon euro kasaya para girmiş bir yazda. Tabii. Yani bu para ne oldu mesela? Sen bununla bir yapı kurabilirdin. Yani Gençler Birliği yıllarca işte iyi kötü rahmetli Cavcav'ın kurduğu Jeremy'yi satıp, işte üç büyüklere başka topçuları satıp aldığı parayla kurduğu düzenle gitti. Ondan sonra kalmadı da yıllarca Gençler Birliği taraftarsız, bütçesi çok kısıtlı takım yıllarca idare etti o şekilde. O kadar kötüydü ki diğerleri, o kadar kötü yönetiliyordu ki. Kendi yağıyla kavrulan Gençler Birliği biraz düzen olduğu için ayakta kalabildi. Ama şimdi diğer bizim kulüplerimiz hiç böyle bir düzen kurma amacı gütmedi. İşte senin oyuncu yetiştirmen, bu oyunculardan faydalanman için işte Junti diyorsun. Junti çok iyi bir oyuncu olduğu için değil sadece. Ona Beşiktaş'ın oynadığı bir oyun vardı net. İhtiyaç Junti'ydi. Lucescu ona rolünü belirledi. Ona uygun Junti'yi aldı. Bu kadar. Junti de takır takır oynadı. Ama sen Junti çok iyi oyuncu alalım dersen olmaz yani. FIFA oynamıyoruz ya da FM oynamıyoruz yani. Şimdi mesela i̇şte o Krasic paralar... iyi bir sağ kanat oyuncusu alalım. Olmuyor işte. Paralar ne oldu? Şöyle oldu. Mesela Ordu Spor Süper Lig'e yükseldi. Bir sezon Süper Lig'e yükselmiş herhangi bir Anadolu takımına göre çok iyi bir sezon geçirdi. Kuperler... Galatasaray'dan mesela santif şeyi almışlar. Şu Rumen santiforu almışlardı. 3,5-4 milyon euro para verdiler. İşte o paralar ne oluyor biliyor musun abi? O yayın gelirleri, o işte 3'e, 4'e, 5'e, 10'a satılan futbolcuların gelirleri bir şekilde menajerler aracılığıyla yapılan işlerle uçup gitti. Kimlere gitti? Bu yönetimlerde bu takımları yöneten insanlara gitti. Bir sonraki yönetimde olan bir insanın oğlu tarafından şöyle bir diyaloğa tanık oldum. Bir önceki yönetimin, bahsedilen yönetim Süper Lig'de takımı yöneten yönetimin 4 tane transfer yapıp o transferin aslında hiçbir zaman takıma katılmadığı, bu transferlere ödemelerin yapıldığı ve bu transferlerin hiçbir zaman şehre bile gelmediğini söylüyordu. İşte bu paralar... Boyd vardı ya, hatırlıyor musun Boyd'u? Eskişehirspor'a gelmişti. Evet, gelmiş hiç oynamadı. 4-5 milyon euro para vermişler. İşte Alper Potuk'tan, Tarık Çamdal'dan gelen parayı onlara verdiler. Yani şunu diyeceğim. Ordu Spor işte 3,5-4 milyon euroya santifor alıyor ama onu santiforu iç saha maçında sahaya sürdüğünde tribüne gelen seyircilere bedava bilet veriyorsun. Yani izlemeleri için. Dönecek gibi değil yani. Tabii ki işte bu insanların neden bu kulüplerin başlarına geldiğini, neden bu takımları yönettiğini falan. Ya neyse, biz neler konuşacaktık, nerelere geldik. Sonuç olarak çok büyük bir fırsatı aslında 2000'li yıllarda ülkenin bu döviz yönünden zengin olduğu dönemi en azından sportif olarak çok kötü geçirdik ya da çok kötü değerlendirdik ya da herkes o açgözlülükle kendisine yontmayı bir şekilde başararak geçirdi. Şimdi onların cezasını çekiyoruz bir şekilde. Büyük bir potansiyel vardı. Bu potansiyeli bir şekilde değerlendiremedik. Bu şekilde yavaş yavaş aslında bu haftalık podcast'imizi sonlandıralım istersen. Sonlandıralım. Bu konu uzun ya. Sabaha kadar konuşuruz. Maalesef sabaha kadar konuşuruz. Bir şekilde bunu toparlamak çok zor. Çünkü önümüzde acayip acayip saçma sapan örnekler de var bir taraftan. Diyerek bu haftalık podcast'imizin sonuna geldik. Ağzına sağlık abi. Güzel bir sohbet oldu. Şunu da söyleyelim. Bugün. Yorum olarak da bize aklımıza gelmeyen vardır mutlaka. Böyle kötü transferler unutulmayan, bizimkilerin yediği hatlar çok fazla. Mutlaka unuttuklarımız vardır. Onları da yorum olarak yazarlarsa memnun oluruz. Kesinlikle öyle. Bu haftalık altı çizildi, sona geldik. Önümüzdeki hafta tekrar gündeme dair konularla tekrar karşınızda olacağız. Bizi tüm podcast mecralarından takip edebilir ve dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da GoCast adıyla bizi takip edebilir, dinleyebilir. Daha da önemlisi Barış'ın dediği gibi görüşlerinizi, yorumlarınızı, önerilerinizi ya da katkılarınızı sunabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz tabii ki. Programa ya da özellikle o bölüme dair
yorumlarınızı bekliyoruz. Bu hafta Barış Arıkan'la birlikte hali hazırda transfer sezonuna girecekken geçtiğimiz sezonun transferlerini bizi oradan alıp daha önceki transfer sezonlarının oradaki hatalara, yapılan yanlışlara ya da büyük beklentilerle gelip hayal kırıklığı da uğratan isimlere değindik. Bu haftalık noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konularla karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.